Türkiye'de sıcaklık ve yağış koşullarının uygun olduğu kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu fazladır. Buna göre yörelerinden hangileri bu genellemeye uymaz? Çatalca Kocaeli sıcaklık ve yağış koşulları uygun ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yerdir. Bu genellemeye uyar. Teke platosunun olduğu alan ki yoğun nüfuslu değil ama iklim koşulları ve yağış olumlu ama bu genellemeye uymuyor çünkü nüfuslanma az. Çukurova iklim uygun. Sıcaklık koşulları ki burada yağış koşulları içerikte var. Bu da uygun. E buna bağlı olarak yoğun nüfuslu bu genellemeye uyuyor. Menteşe öresi, ki yağış ve sıcaklık koşulları uygun ama nüfus seyrek. Bu genellemeye uymuyor. Yani burada 2 ve 4'te Akdeniz iklimetlerini görüyoruz. Ancak iklim uygun olduğu halde nüfuslanma seyrek çünkü yer şekilleri burada en belirleyici faktör olmuş. 2 ve 4 dağlık engebeli alanlardan oluşuyorlar. Ayrıca teke için karstik arazilere dikkat almak mümkün. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Seyrek nüfuslu alanlar arasında sayılıyor. Ülkemizde sanayinin geliştiği bölgelerde nüfus yoğunluğu ve kentleşme oranı fazladır. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında sanayinin etkisi daha azdır. Bir numaralı alanda baktığımızda nüfusun yoğun olması da sanayileşmenin etkisi fazla ki Balıkesir, Bursa çevresinde sanayileşme önemli. 4 numara İzmir ki burada sanayileşme önemli nüfusun fazla olmasında. Ankara'da sanayi önemli. Bunun yanında Samsun'da önemli. Ama Antalya için daha önemli şeyler var. Örneğin turizm gibi. Bu yüzden doğru cevabımızın E şıkkı 5 numaralı merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de nüfus artış hızı grafiği incelendiğinde 1985 yılından itibaren nüfus artış hızının çok azaldığı görülmektedir. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Son yıllarda doğum oranlarının azaldığını söyleyebiliriz çünkü nüfus artış hızında önemli bir azalma var nüfus artışı devam etmektedir ki hız azaldığı kısımda e, miktarın azaldığı anlamına gelmiyordu çünkü eksi değerlere düşmesi gerekiyordu. Nüfus artışı devam etmekte çünkü eksiye düşmedik. Nüfusun ikiye katlanma süresi uzuyor çünkü nüfus artış hızımız azalıyor. Daha az artış olduğu için ikiye katlanma daha uzun sürede gerçekleşecek. Genç nüfus oranı giderek artmaktadır yanlış bir bilgi ki Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artış gösteriyor. Çünkü nüfus artış hızı azaldığında doğumlar azaldı demek yani genç nüfus alttan gelecek nüfusun azalması anlamına geliyor. Eğitim seviyesi artıyor son yıllardaki gelişmiş ülkelerin nüfus artışı daha düşük biliyorsunuz ve bu ülkelerde baktığımızda yaş nüfusta daha fazla oluyordu. Burada genç nüfus değil yaş nüfus Türkiye'de artış gösteriyor daha çok. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Türkiye'de genel olarak 1985 yılından sonra nüfus artış hızının azaldığı görülmektedir. Bu durum üzerinde faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması ve kadınların çalışarak süresini daha çok bu alanlarda kullanması ve bilinçlenmesi sonucu bu durum geçerli olmaktadır. Şehirleşme ile birlikte aile yapısının değişmesi, çekirdek aile yapısına geçilmesi, geniş ailenin artık azalması yine belirleyici bir kriter olmuştur. Eğitim seviyesinin ve evlenme yaşının yükselmesi de o dönemde en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Buna göre üçü de 1985'ten sonraki nüfus artış hızının azalmasına etkili kriterler. İşte bunlara geçim sıkıntısını ekleyebiliyorduk. Bunun yanında baktığımızda eğitim seviyesinin yükselmesi tabii şununla birlikte daha fazla olmuştu. Kırdan kente göç etmişti insanlar. Kentlerde daha fazla okuma yazma bilmek gerekiyor. Buna bağlı olarak da bir bilinçlenme durumu da ortaya çıkmıştı. Bunları dikkate aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada Numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde nüfus yoğunluğu azdır? 1 numara İstanbul. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerdir. Tabi ilçelere göre yine değişir. Ortalama 3000 kişiye yakın kilometre kareye 3000 kişiye yakın e, nüfus düşüyor. Bunun yanında 3 numara İzmir ki burada da nüfus yoğunluğu oldukça fazla. Çünkü nüfusu yine fazla olan illerimiz arasında 3. sırada geliyor. 4 numara ki iklim koşulları uygun değil tuz gölü ve çevresinde nüfuslanma seyrek ve burada nüfus yoğunluğu daha az. 2 numaralı alanda tabi 1 ve 3'e kıyasladığımızda 2 numaralı alanda da nüfus yoğunluğu daha az. O yüzden doğru cevabımızın 2 ve 4 yani değişik olduğunu söyleyebiliriz. Tabi nüfus yoğunluğu derken arkadaşlar ÖSYM'de genelde aritmetik nüfus yoğunluğunu dikkate alır. Çünkü nüfus yoğunluklarını biz 3'e ayırıyoruz. 1 işte aritmetik vardı ki şu an ondan bahsettik. 2 tanımsal, 3 fizyolojik vardı. Bu tür nüfus yoğunluğu genellemesi yaptığında aritmetiğe bakmak daha doğru olacaktır. Türkiye nüfusunun genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nüfusun büyük bir bölümü kıyı kesimlerde toplanmış çünkü iklim uygun, i̇şte tarımsal faaliyetler daha fazla bu alanlarda yapılabiliyor. Hatta bazı alanlarda turizm de oldukça fazla gelişmiş. Çalışan nüfusun yarıdan fazlası 3. ekonomik sektörde yani ne oluyordu hizmet sektöründe doğru bir ifade. Endüstrileşmenin fazla olduğu bölgeler mevsimlik değil daha çok kalıcı göç almaktadır. Çünkü buraya kalıcı olarak gelip çalışan işçilerin sayısı oldukça fazladır. Yanlış bir bilgi. Genç bağımlı nüfus yaşlı bağımlı nüfustan fazladır. Hala fazla ama yaşlı bağımlı nüfusta önemli bir oranda artış gösteriyor. Belki ileride yaşlı bağımlı nüfus daha fazla olabilir ama günümüz için genç bağımlı nüfus daha fazla diyebiliriz. Ülke genelinde erkek nüfus kadın nüfustan fazladır. Doğru. Aradaki fark çok az olsa da Türkiye'de erkek nüfus daha fazla. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Endüstrileşmenin fazla olduğu bölgelerde daha çok kalıcı göçleri görmekteyiz. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde mevsimler arasındaki nüfus değişimi daha fazladır? Bunlar arasında özellikle turizme bağlı olarak Muğla'daki Bodrum gibi yerler var biliyorsunuz. Bu alanlarda yaz turizmine bağlı olarak nüfus değişimi daha fazladır. O yüzden doğru cevabımız değişik olacak. Zonguldak'ta taş kömürü var öyle çok fazla değil Muğla'daki kadar değişim. Erzurum zaten çok fazla mevsimlik göç almıyor veriyor olabilir ama almıyor ancak bu sayı yine Muğla ile kıyaslanırsa değişim olarak daha az. Mersin tabi yine değişim var yani bunların hepsinde de değişim oluyor ama bize daha fazla olanı sorduğu için özellikle turizm etkisiyle D şıkkının doğru cevap olduğunu söyledik. Aşağıdaki haritada Türkiye'de nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı alanlar gösterilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun az olması nedeni diğerlerinden farklıdır. Burada 1 numara yıldız dağları. Dağlık engebeli olduğu için nüfuslanma seyrektir. Ki yer şekillerini dikkate almış olduk. Geldik 2 numaraya. Dağlık engebeli alanlar var ki burada Kuzey Anadolu dağları var. Yer şekillerini yine dikkate aldık. Diğer noktada 3 numara düz ama iklim uygun olmadığı için burada nüfuslanma seyrek Tuzgölü ve çevresinde. 4 numara dağlık engebeli yine yer şekillerini alabilirim. 5 numara Hakkari dağlık engebeli yine yer şekillerini alabilirim. Ama 3'te belirleyici kriterim iklim oldu. Yer şekilleri düz ve sade. İklim uygun olmadığı için nüfuslanma seyrek. Diğerlerinden farklı olan da 3 numara. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırdan kente doğru olan göçleri azaltmak için alınacak tedbirlerden biri değildir? Kırsal kesimde besi ve kümes hayvancılığı gibi faaliyetler desteklenmeli. Çünkü bu yöntemler iklime bağımlılığın en az olduğu ve verimin en yüksek olduğu, getirinin yüksek olduğu hayvancılık yöntemleridir. Doğru bir tedbir olur. Tarımda sulama, gübreleme gibi çalışmaları yapılarak tarımsal verim arttırılırsa ki Güneydoğu Anadolu'da olduğu gibi bu da önemli bir tedbir olacaktır. Tarımda makine kullanımını engellenerek iş gücü ihtiyacı arttırılmalı ki böyle bir şey yapılması olumlu değil. Çünkü tarımda makinele kullanımı olmazsa verim daha düşük olabiliyor. Yani gelişmiş tarım yöntemlerini uygulayacağız ama burada tabii ki Özellik olarak baktığımızda bu kişilere de farklı alanlarda iş imkanı oluşturmamız gerekiyor. C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Kırsal kesimde eğitim, sağlık, ulaşım hizmetlerinin kalitesini arttırabiliriz ki alınabilecek bir tedbir göçü engellemek açısından. Kırsal kesimde tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünleri işleme yönelik tesisler, yani oradaki üreticilerin bu tür alanlarla desteklenmesi de oradaki ekonomik gelişmişliği arttıracak ve dışarıya olan göçleri azaltacaktır. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de kırsal kesimde toplu yerleşmelerin görüldüğü bölgeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kurak ve yarı kurak iklim özellikleri görülür. Çünkü bu alanlarda su kaynakları da kısıtlı, su kaynaklarının kısıtlı olmasına iklim şartları oldukça etkilidir. Yer şekilleri genelde sadedir toplu yerleşmelerde. Örneğin İç Anadolu örnek verilir genel olarak. Nüfus genellikle akarsu ya da kaynak suların etrafında, su kaynaklarının etrafında toplanmıştır. Tarım alanları kısıtlı değildir. Çünkü yer şekilleri genelde sade olduğu için tarım alanları daha geniş olabiliyor. Su kaynakları yine az. Çünkü o su kaynaklarının etrafında toplanıyorlar. Genellersek bu alanlar da tarım alanları kısıtlı değil daha geniş olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdaki grafiklerde bir ülkeye ait 1970 ve 2020 yıllarına ait nüfusun sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Yalnızca grafiğe bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hizmet sektöründe çalışanların oranı artmıştır diyor. Bakıyoruz hizmet sektörü %47'den %65'e gelmiş yani artış olmuş doğru bir özellik doğru bir bilgi. 1970 yılından 2020 yılına kadar sadece tarım sektöründe azalma meydana gelmiş. Şimdi bakıyoruz %37'lik bir oran gördüm burada tarım kısmında. Diğerinde ise %10 azalmış bu doğru. Ama diğerlerinde arkadaşlar hep artış olmuş. 16'dan %25'e çıkmış. %47'den %65'e çıkmış. O zaman doğru bir ifade. 2020 yılında çalışan nüfusun büyük bölümü hizmet sektöründe çalışmaktadır. Şimdi 2020 yılına bakıyorum. %65 gibi bir oran var. Yani burada çalışanların miktarı ne olursa olsun hizmet sektöründe çalışanların miktarı daha fazla olacaktır. 1970 yılında tarımda çalışan insan sayısı 2020 yılında tarımda çalışan insan sayısından fazladır. Şimdi ben bunu yorumlamam için buradaki çalışan sayılarına ihtiyacım var. Çünkü 1970'te çalışan ne kadar? 2020'de ne kadar bunu bilmiyorum. Belki iki katı. İki katı olursa o zaman yüzde %37 kısmı ile %10 kısmını kıyaslarsam bunlar birbirine yakın değerler olabilir. de 3 katı olabilir hani baktığımızda. E mesela şöyle bir kıyaslama yapalım. 1970 yılında diyelim ki çalışanların sayısı 20 milyon. 20 milyonun %37'si. 2020'de çalışanların miktarı 60 milyon. 60 milyonun %10'u. Yani burada benim bu oranların ne kadar çıkacağını bilmediğim için bu kıyaslamayı da yapamıyorum. O yüzden doğru cevabım değişik oldu. 1970 yılından 2020 yılına kadar olan dönemde sanayide çalışan nüfus oranı oran diyor bakın. %16'dan %25'e çıkmış. Artış görülmüş. D şıkkı doğru cevabım oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanların hangisine dağınık kır yerleşmeleri daha fazladır? Türkiye'de dağınık kır yerleşmelerinin en fazla olduğu yer Doğu de Karadeniz'dir. Doğu Karadeniz'de su kaynaklarının bol olması, yer şeklinin engebeli olması bunu sağlayan en temel faktördür. O yüzden 2 numara yani Doğu Karadeniz'de verilen merkezimiz bizim dağınık kır yerleşimlerinin en fazla olduğu merkezdir. Türkiye için de bu geçerlidir. B şıkkı doğru cevabımız oldu.